Sizlere çok çalışmaktan söz etmek istiyorum. Çok çalışmak her zaman en doğrusu olarak görülüyor olabilir. Ancak belki de değildir. Öncelikle sizlere çalışmayın demiyorum. Çalışmadan olmaz. Ancak aklınızı kullanarak hem daha verimli çalışabilirsiniz hem de gereğinden fazla zaman ve emek harcamamış olursunuz. Neden çok çalışmak kötüdür? Çok çalışmak sağlığınızı bozar. Sağlık olmaz ise diğer konuların, bu arada işinizin de hiçbir önemi kalmaz. Oysa sağlığınızı bozacak kadar çok çalışıyorsanız bedelini çok kötü ödeyebilirsiniz. İşiniz sağlığınızı bozacak kadar çok çalışmanızı gerektiriyorsa ondan bir şekilde uzaklaşacağınız açıktır. İsteyerek ya da istemeyerek. Çok çalışmak yaratıcılığı öldürür. Çok çalışıyorsanız, ister istemez çalıştığınız konu üzerinde daha az düşünürsünüz. Daha çok çalışabilmek adına robotlaşıp, üretime değil de verimliliğe ağırlık verirseniz, sizin yerinize birilerinin düşünmesi ihtiyacı doğar. Çok çalışmak yerine, işinizle ilgili yaratıcı çözümler geliştirmek, İş yerindeki değerinizi artırır. Çok çalışmanız akıllı çalışmadığınızı gösterir. Düşünmeden çılgın bir tempo ile çalışmak problem çözmede pek de başarılı olmadığınızı gösteriyor olabilir. Bir işi daha kolay ve az çalışarak yapmak için çözüm üretmek, geliştirmek olarak adlandırılır. Değişim için şarttır. Akıllı çalışırsanız daha az çalışıp daha iyi sonuç alabilirsiniz. Çok çalışmanız birlikte çalışmadığınızı gösterir. Patronlar çok çalışanları severler ama aynı küfeye tüm yumurtaları istiflemeyi sevmezler. Dolayısıyla çok çalıştığınızda işleri paylaşmadığınız intibasını uyandırırsınız ki bu genellikle doğrudur. Yerim doldurulamaz diye düşünüyorsanız, bunun doğru olmadığını anladığınızda işsizlik maaşı alıyor olabilirsiniz. Çok çalışmanız, işleri önceliklendirmediğinizi gösterir. Hiçbir şeye yetişemiyorsanız, bunun için de çaresizce çok çalışıyorsanız, dışarı verdiğiniz görüntülerden biri de önceliklerine göre işleri ayırt edemediğiniz yönünde olabilir. Acil bitmesi gereken önemli bir iş varken rutin işlerle boğulmuş halde çalışmanız kimin ne işine yarar? Sizin işinize yaramayacağı aşikar. Çok çalışmanız işle baş edemeyip ona boğulduğunuzu gösterir. İş yapayım derken her seferinde yer değirmenlerine saldırmak abesle iştigaldir. Yapamıyorsanız yardım almak yoluna gitmiyorsunuzdur. Yüzmeyi öğrenene kadar atılan kulaçlar bir işe yaramaz. Boğulmadan yüzmenin yolu ihtiyacınız olan desteği yeteri kadar ve zamanında almayı bilmenizden geçer. Hayatınızı kazanmak için yaptığınız işler bitmeyen süreçlerdir. Bir işi bitirdiğinizde bir diğeri gelir. Siz olsanız da olmasanız da işlerin bir şekilde yürümesi ve yapılması gerekir. Doğaldır ki işleri yapacak ve bittiğinde yenileriyle yüzleşeceksiniz. Unutmamanız gereken iş bitirmeye çalışırken kendinizi bitirmemek olmalı. Basmakalıp bir söz vardır. Herkesin yeri doldurulabilir diye. Acımasız da olsa doğrudur. Siz olsanız da olmasanız da yapılıp bitirilmesi gereken bir işe başlamadan önce ilk adım akıllıca düşünüp işi nasıl kolayca yapabileceğinizi planlamak olmalı. İşin nasıl yapılacağını kurgulamadan başlamak zorunda kalmamanız dileğiyle sağlıcakla kalın.